Böyle dönemlerde hem piyasaların hem de yatırımcıların en çok merak ettiği konu tabii ki Fed'in faiz kararı oluyor. Nedir böyle dönemler? Flu dönemler, karanlık dönemler, belirsiz dönemler. Önümüzü çok fazla göremediğimiz dönemlerde Fed'e bütün gözler dönüyor. Acaba bir faiz arttırımına gidecek mi? Ya da bir faiz indirimi yapacak mı? Yoksa faizleri aynı seviyede tutmaya devam edecek mi? Tabii bu üç sorunun sorulmasının temelinde de altın ve dolarla ilgili, aynı zamanda hisse senedi piyasa ile ilgili beklenti var. Tabii sadece Fed'in faiz kararı değil, aynı zamanda Fed'in vereceği mesajlar da çok ama çok önemli. Bir parasal genişlemeye gidilecek mi? Bundan sonraki süreçte hükümetin vereceği teşvikler, paketler ne olacak? Fed'in piyasaya ekstra aktaracağı bir para olacak mı, olmayacak mı? Bütün bunlar da önemli. Mesajlar da yakından takip ediliyor arkadaşlar. Peki kararları artış, düşüş ya da sabit bırakma yönünde olursa piyasaları nasıl etkileyecek? Onu da sizler için ben değerlendireceğim. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Öncelikle beklentimi söyleyeyim sizlere. Fed'in bir faiz arttırma kararı olmayacak bana göre. Fed'in bir faiz indirme kararı da olmayacak bana göre. Büyük ihtimalle geçen ay yaptığı gibi faizleri sabit tutmaya devam edecek. Sadece bir takım mesajlar vererek piyasaların beklentilerini karşılamaya çalışacak. Eğer ki Fed faiz arttırımı yaparsa işte o zaman doları kimse tutamaz. Onu özellikle söyleyeyim arkadaşlar. Dolar endeksi hemen kendisini 100 puanın üzerine atar. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki dolar yükselişi, Türk lirasının değer kaybı çok daha hızlanır. Faiz arttırımı demek bütün piyasalardaki kritik sürecin başlaması demek olur. Fed'in faiz arttırabilecek bir imkanı var mı? Önünde böyle bir veri sepeti var mı? Yok. Fed'in faiz arttırabilmesi için enflasyonun ciddi anlamda yükseliş eğiliminde olması lazım. Amerika'da enflasyon oranlarının %4'lere dayanmış olması lazım. Çünkü Fed şunu söyledi, %2'nin üzerine çıksa da %3'ü zorlamadıkça, %3'ün üzerine çıkmadıkça bir faiz arttırımı sürecine girmeyeceğiz mesajını daha önceki açıklamalarında vermişti aslında. Amerika'da böyle bir enflasyonist ortam oluştu mu? Yani %4'leri zorlayan, %3'ün üzerine giden bir enflasyon var mı? Hayır, yok. Bu da Amerika için telaşlanacak bir durum yaratmıyor faiz arttırımı açısından. Bir başka verini olabilir Amerika'nın faiz arttırabilmesi açısından enflasyonu tetikleyecek bir büyüme ortamının oluşması gerekir. Bir talep ortamının oluşması gerekir. Var mı böyle bir ortam? Hayır. Sanayi üretim verilerine baktığınız zaman beklenti %1'di. 0.4'lük bir artış kaydedildi. Yani beklentilerin epey altında kalındığı. Dünyadaki gelişmeleri de takip ediyor tabii Fed. Dünyada piyasalar hareketli mi değil mi? Biz faizi arttırırsak, piyasadaki doları çekmeye devam edersek bu dünyanın kaldırabileceği bir şey olabilir mi, olmaz mı? Bunları da takip ediyor. Hem Avrupa ekonomisi hem gelişmekte olan ülkelerin ekonomisinin çok ciddi manada daraldığını görüyoruz. Fed bu nedenle de faiz arttırımı sürecine giremeyecektir. Dolayısıyla arkadaşlar Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz arttırma sürecine girme ihtimali bu koşullar içerisinde yok. Eğer ki faiz arttırırsa dediğim gibi büyük bir sürpriz olur arkadaşlar. Şimdi dönelim tam tersinden bakalım. Amerika'nın faiz indirme ihtimali var mı? Bu da çok mümkün gibi görünmüyor bu koşullar içerisinde. Evet, piyasayı daha da canlandırmak için faiz indirimi bir avantaj olabilir. Sanayi üretimini arttırabilir, büyümeyi arttırabilir ama Amerika herhangi bir faiz indirimi yaparsa bu enflasyonu çok ciddi manada tetikleyebilir. Böyle bir tetiklemede Amerika'nın tekrar faiz arttırımına gitmesini beraberinde getirir arkadaşlar. O nedenle faiz indirimi de yapamayacaktır. Enflasyonu tetiklememek, dengeleri bozmamak adına. Peki geriye ne kaldı? Fed bekle gör politikası izleyecek büyük ihtimalle ve şu mesajları verecek. Eğer ki piyasa yeterince canlanmazsa piyasaya para vermeye, yani parasal genişlemeye gitmeye devam edeceğiz. Varlıkları satın almaya devam edeceğiz. Ama bakın, dünyayı kurtarmak amacıyla değil, Amerika'daki şirketleri rahatlatmak adına bu açıklamaları yapacaklardır. Öbür taraftan Fed ne diyecektir mesaj olarak? Bunu sadece Fed'in yapması yeterli değil, mutlaka hükümet yeni teşvik paketleri açıklaması gerekiyor diyecektir. Ve zaten kongrede bunun üzerinde çalışıyor. Büyük ihtimalle demokratların önerdiği 3 trilyon dolar olmayacak ama cumhuriyetçilerin önerdiği 1 trilyon dolar da olmayacak. Ortada bir yerlerde buluşulacak ve 1,5 ile 2 trilyon dolar civarında yeni bir paket açıklanacak Amerika tarafından. Aslında bu da yeni bir paranın, yeni bir nefesin, yeni bir soluğun Amerika'ya, piyasaya girmesi anlamına geliyor. Ve bu para Amerikan ekonomisine girdiğinde iki sonucu
sonuç doğuracak. Bunlardan birisi enflasyon üzerinde baskı yaratmaya başlayacak. Sonuç itibariyle 1,5 trilyon dolarlık bir paranın piyasaya girmesi tüketimi arttıracak. Ve bu da doğal olarak enflasyonu yukarıya doğru çekmeye devam edecek. Belki de o %3'lük sınırı zorlamaya başlayacak. Bir faiz arttırımının konuşulması anlamına gelecek. Ama öbür taraftan korona meselesi var. Bu paranın büyük bir kısmı tasarrufa gitmeye devam edecek. Tasarrufla neyi kastediyoruz arkadaşlar? Ya dolar alınacak ve Amerikan tahvillerine yönelecek insanlar, ya Amerika'da hisse senedi piyasalarına yönelecek insanlar, ya da güvenli liman olarak görülen altına yönelecek insanlar. Şimdi gelin burada Jim Rogers'ın açıklamasını dinleyelim. Jim Rogers diyor ki, dünyanın en önemli fonlarından birisine sahip. Ben köylü olduğum için böyle kritik zamanlarda altına gümüşe yatırım yaparım diyor. Altına gümüşe yatırım yapmaya başladım. Bundan sonraki süreçte de portföyümde altın ve gümüşün miktarını arttıracağım. Hatta gümüşün miktarını biraz daha fazla arttıracağım diyor. Jim Rogers da benim gibi şu anda altının fiyatının çok makul seviyelerde olduğunu düşünüyor. Yani tepe seviyelerde falan değil arkadaşlar. Bu iklimde yani önümüzün çok da fazla görülmediği, belirsizliklerin her geçen gün biraz daha arttığı ortamda altına olan talep artacak. Bunu büyük yatırımcılar da konuşuyor, dillendiriyor. Aynı zamanda finans kuruluşları da dillendiriyor. Ülkeler de dillendiriyor arkadaşlar. Biz tekrar dönelim Fed'e. Belirsizliklerin bu kadar çok olduğu bir ortamda, ikinci dalga etkisinin her an gelebileceği bir ortamda Fed'in yapabileceği tek bir şey var arkadaşlar. Bekle ve gör politikası. O nedenle bu ay, bugün ben Fed'in çıkıp da bir faiz artışı ya da bir faiz indirimi yapabileceği kanaatinde değilim. Olmayacaktır büyük ihtimalle. Olursa da benim için büyük bir sürpriz olur. Ve bütün piyasalar için de büyük sürpriz olur. Ve finansal piyasalarda çok ciddi dalgalanmalar görürüz. Özellikle döviz cephesinde ve altın cephesinde. Diyelim ki Fed faiz indirdi. Dolar endeksinde sert satış baskısı görürüz o zaman. Bir anda 90'ın altına bile gidebilir. Ya da diyelim ki Fed faiz arttırdı. Bir anda 100'ün üzerinde bir dolar endeksi görebiliriz. Keza sadece dolar endeksinde değil, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde de değerlenme yönünde ya da değersizleşme yönünde çok ciddi hareketler görürüz bu iki karar alındığında. Onun için böyle agresif hareketlerin yaşanmasını engellemek adına FED bu dönemde ne arttıracaktır, ne indirecektir, sabit tutacaktır, bekle gör politikasını izleyecektir. Tüm bu konuştuklarımızın ışığında gelin bakalım rakamlar ne oldu ve bundan sonraki günlerde ne olacak? Borsa 111.000'in üzerine çıktı bugün. Yine bir gel yaptılar. Yine vatandaşa yukarıdan malı çaktılar. 110.000'in altında da kapanışlarını gerçekleştirecekler. Görünen o. 110.000'in üstünde olması bile borsanın bir mucizeyken 111.000'ler zorlanıyor. Enteresan arkadaşlar. Büyük ihtimalle yine biz 110.000'in altına giden bir borsa endeksi göreceğiz ve ilk etapta 105.000, sonra 100.000 zorlanacak. 100.000 kırıldığında zaten katliam başlar. Dolar 7.50'nin bir tık altında arkadaşlar. Ama 7.50'yi psikolojik bir direnç haline getirdiler. Bu tehlikeli bir şey. Aynı 6.80'de olduğu gibi ya da 6.95'de olduğu gibi. Bu seviyelerde şimdilik tutuyorlar. Kim tutuyor? Merkez Bankası, kamu bankaları mı tutuyor? Hayır arkadaşlar. Şu anda mal topluyor birileri. Yani en uygun seviyelerden doları alıp kaçma derdinde olan yabancılar bu seviyelerde tutuyor bana kalırsa. Yeterince mal toplandıktan sonra zaten dolar bir anda fişeklediğini göreceğiz. Önce 7.80'e gidecek. 7.80 sonrası panik başlarsa devalüasyonist hareketleri görürüz. İşte o zaman 14-15 liraya giden bir dolar kuru karşımıza çıkar. Euro 8.90'ı yine zorluyor. Sebebi 1.18'in üzerinde kalan, 1.19'u zorlayan parite. Faiz cephesi 13.32, artık buralarda sabitledi kendisini. Merkez Bankası politika faizini arttırmasa da piyasa faizleriyle oynamaya devam ederse faiz oranında, tahvil faiz oranında yukarıya gitmeye devam edecektir arkadaşlar. Bence orada 15-16'lı seviyeleri yakın zamanda göreceğiz. Altının onsu bakın 1960'ların üzerine çok sık denemeye başladı. Bu bize şunu gösteriyor. Aynı 1860 hareketinde olduğu gibi 1960'ın üzerinde tutunan altının onsu, özellikle Fed'in açıklaması, parasal genişleme sinyallerinin gelmesi vesaire ile birlikte tekrar yükseliş trendine girecek. Kendisini önce 1980'in üzerine, sonrasında 2000'in üzerine atıp 2100'ü zorlayacak.
zorlamaya başlayacak. 2100 kırıldıktan sonra 2300'e giden bir altın ons değeri göreceğiz. Gram ne olacak? 2100'e giden bir altın ons değeri içerisinde doların da 7.80'e yolculuğu başladığı zaman önce 526'yı göreceğiz. Sonra 576 seviyesine gideceğiz. Gram altında. Zaten ondan sonra da 400'lü seviyeleri görmeyeceğiz. Bir daha hayal olacak arkadaşlar. O döneminde hemen kıyısındayız zaten. Yani 500 liranın üzerine açıkta çıkacak eli kulağında diyebiliriz. Brent petrol tekrar 40 doların üzerine attı. Şu sıralar 41 dolar seviyelerinde. Gerçekçi olduğu kanaatinde değilim. Dünya başka bir noktaya doğru gidiyor. Dünyada ciddi sıkıntılar var ve bu sıkıntıların olduğu bir ortamda petrol fiyatlarının yükselmesi tamamen sunidir arkadaşlar. Ben bu yükselişin suni olduğu kanaatindeyim. Çok yakın bir zaman içerisinde tekrar 20 dolarları görebiliriz petrolde. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Piyasalar şu anda duruyor. En sakin günleri diyebiliriz. Her an çok sert hareketler görülebilir. Tüm piyasalarda, hisse senedinde de, altında da, sterlin tarafında da, euroda da, gümüşte de, her tarafta çok sert hareketler görebiliriz. Gümüş demişken altına bağlı olarak yükselişine başladı. Bu yükseliş eğilimi çok daha hızlanacak önümüzdeki günlerde, onu da özellikle belirtmek istiyorum. Keza sterlin, dolar ve euronun yükselişine paralel o da yükseliş kaydedecek ve 10 liranın üzerine atacak kendisini. Dolayısıyla arkadaşlar piyasalar şu anda sakin olabilir. Çok fazla itimat etmeyin. Fırtına öncesi sessizlik diyebiliriz rahatlıkla. Her an fırtına kopabilir arkadaşlar. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka ama mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.